değişikliği sırasında siz biraz emindiniz ama galiba teknik ekibinizde bir kargaşa, bir kafa karışıklığı oldu galiba. Bu 8 artı 3 modeliyle ilgili hem neler söylemek istersiniz? O sırada da bayağı bir Altay teknik ekibinde bayağı bir tartışmalar vardı yani. Aslında teşekkür ederim. Aslında onun kaynağı şuydu. Biz iki oyuncuyu aynı anda değiştiriyorduk ama hakem arkadaşlarımız orada bir dalgınlıkla tek oyuncuyu soktular. Ondan sonra ikinci oyuncuyu soktular. Hani burada ben bunu paylaşmadım sizinle. Sağ olun, böyle bir soru sordunuz. Hani bahane gibi algılanmasın diye ama bir oyuncu değişikliği hakkımızı yapamamak durumunda kaldık. O an Salise'de yani birinci oyuncuyu değiştirdik. Yani aynı anda iki oyuncuyu değiştirecektik ama onlar birini aldı. Ondan sonra 5-10 saniye hocam birini daha alıyoruz dedim. İkisini aynı anda kenardalar. O anda bir şey oldu ama dediğim gibi onların da dalgınlığına geldi herhalde atmosfer. Bir oyuncu değişikliğini yapamadık. Aslında 8 artı 3'ten ziyade oradaki kaos oydu. Biz de aslında orada şey anladık. Yani sahada 3 yerli mi var, 2 yerlimiz var diye hemen kadroları saydık. Biz onu öyle aldık ama siz de başka bir şey anlattınız. Bu da önemli. Kazım, İbrahim, Cebrail sahadalardı. Onda bir sıkıntımız yoktu ama dediğim gibi 2 oyuncuyu oyuna atıyorduk biz. Ama orada bir dalgınlık, işte şeye kararsız kaldılar herhalde. Devam ettiler. Bu sefer o an şu söylendi, orada yardımcı olmaya çalıştı hocalar ama bizim düşüncemiz bir 3-5 dakika sonra belki bir hamle daha yapacaktım. Zaten kafamda vardı son değişiklik. Ama onu hemen yaparsak haklarımızın kullanılmayacağını yani baki kalacağını söylediler. Dedim hani 3 saniye içinde daha kötüye gidebilir işler. Mecbur oyuna devam etmek zorunda kaldık o şekilde. Aslında saklamak oluyorsunuz değil mi onun için? Bu şöyle tabii hani atmosfer heyecanlısın, bizim de saha kenarında nabzımız yükseldiği dakikalar oluyor. O durumda gerçekten belki çok büyük bir kabahat bile olmayabilir yani yapacağınız bir yanlış yani öyle algılanabilir. Gerçekten temsil ettiğiniz kulüpler çok ciddi camialar ama bazen de bu şeyin içinde çok büyük görünen ama basit bir hata da yapabilirsiniz. Ama biz bugün öyle bir hata yapmadık, çok şükür atlattık. Maç öncesinde buraya kazanmak için gelmiştik. Tabii kazanmanın çok kolay olmadığını biliyorduk bu duygular içerisinde. Hafta içindeki antrenmanlarımızda da oyun felsefemizde, organizasyonlarımda, planlarımızın içinde galibiyet amaçlı antrenmanlar oldu. Oyunun iki yönünü de oynayabilme açısından antrenmanlarımızı geliştirmeye çalıştık. Hem takım savunmasını iyi yapabilmek hem de ofansif anlamda kalecimizden başlayarak, risk alarak yani topu avuta koyduğumuz andan itibaren hani vurarak değil, oyunu çirkinleştirerek değil, eğer bir şeyleri başaracaksak, bu bulunduğumuz konumdan üst taraflara doğru çıkacaksak ve bu takım kümede kalacaksa bir şeylere üretsin, insanlara da güzel mesajlar versin ve oyuncuların özgüveni de artarak bu ligde kalalım diye hedefledik ve geldik. Ama tabii ki belki Beşiktaş takımının geçen haftaki yaşadığı ikinci yarıda özellikle oyunu force edememesi, onlarda da bugün ekstradan bize karşı bir tepki vermelerine, yani saha içinde tepki vermelerine bence olanak sağladı. Zaman zaman iyi şeyler yaptığımız bir müsabakaydı. Dediğim gibi genel anlamda topun bizde kalmasını istiyorum. Çünkü hemen hemen 20 güne yakındır takımımla çalışıyorum. Bazı problemleri aştık ama iki maçta iyi mesajlar verdik. Bu maçta da aslında fena mesajlar vermediğimize inanıyorum. İyi şeyler yaptık. Oyunun bir bölümünde oyunu kopartabilirdik. Sonra Beşiktaş üstünlüğü sağladı. Topun üstünlüğünü ve ciddi bir baskı kurdu. 1-0'ı bulduktan sonra 2'yi de bulabilirlerdi. İşin gerçeği o pozisyonları da net bir şekilde yakaladılar. Orada biraz tabii ki kısmetliydik. Ama ondan sonraki bölümde biraz saha içindeki formatta bir değişikliğe gittik. Arkadaki bir oyuncumuzu öne çıkararak yani savunmayı üçleyerek biraz daha risk alarak ön tarafta kalabalık olup belki bir orada bir kaos ortamı oluşturup Beşiktaş'ın savunma bloklarına araya girebilmek ve kenardan gelip yapacağımız ortalarda etkili olmayı planladık. Bunda da kısmen başarılı olduk. Kapel'le, Bamba'yla, Martin'le girdiğimiz pozisyonlar var. En sonunda da bir penaltı pozisyonu tartışması ama ben onu henüz izlemedim. Değil mi? Beni çok heyecanlandırmadı gerçi topa vurulurken hani penaltı olduğu kanısı bende oluşmadı ama hem ekipteki arkadaşlarım hem de takım oyuncu arkadaşlarım bana olabilir gibi söyledi. Ben ama daha henüz izlemedim. Bu şekilde bir mağlubiyet aldık ama dik durmak durumundayız. Gelecek adına
Evet, işimiz kolay değil bu ligde, biliyorum. Ama dik durmak, olgun insanlar gibi davranmak durumundayız. Sorunları çözerek devam etmeliyiz. Bir mağlubiyet, sonuçta bir oyun. Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çaba göstereceğiz.